Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Dün videoya 1000 beğeni gelmemesi halinde YouTube'a video atmayacağımı söyledim. Bunun sebebi sizi bırakmak değildi. Yanlış anlaşılmasın. Çok küfürler, yorumlar, hakaretler aldım. O yüzden sizin karar vermenizi istedim. Siz de çok güzel bir şekilde cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmasın, dediğim gibi bu yolda beraberiz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, Gazoz Kapağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ünlü oluyoruz lan, ünlü oluyoruz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere e-okul notlarıma bakacağım. 7000 kişi gelmiş bu ay. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada hayattan kesitler, sanat, spor, giyim, ders, motivasyon, her şey var. Evet, tıraşım insan kaçakçısına döndüm, farkındayım ama evde olan imkanlar bu. Biraz kısa kaçtı. Hiç bu kadar kısa kesmemiştim. Ama tam bir insan kaçakçısına döndüm ha. Şuna bakar mısın ya? Üff. Bir tane adam vardı ya, şu sınırdan kaçırıyordu, sonra içeri aldılar falan. Abi inanılmaz bir adam ya. Adam çıkıyor. Ben diyor 7000 dolar karşılığında karşıya geçiyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum falan. Adamı almışlar bir hafta sonra. Fatih Bey de video atmış. Tabii Fatih sevdin ya. Tabii video atıyorsun, geliyor para. Tabii ki de sevdin ha. Bu işi sevdin var ya. AdSense hesabına bakıyor kardeşim. Bir video atıyor, günlük geliyor. Mesela. Oh diyor. Ben bir video atayım da diyor, akşam Xbox'a oyun alayım diyor. Güzel hayat. Neyse, geçelim. E-Devlet notlarıma bakalım. E-Devlet değil, E-Okul notlarıma bakalım. Bunun mazisi var. Ben 8. sınıfta böyle kastım. Tamam, ben Anadolu Lisesi'ni kazanacağım Malatya'da. Çalıştım falan filan, Anadolu'ya girdim. Ben ama diyorum ki bitti, hayat bitti falan. Müthişim ya diyorum. Anadolu Lisesi'ne girdim, bundan sonra hayatım müthiş olacak falan. Ders mersi yok hayatımda falan. Şaka yapmıyorum, hiç ders çalışmadım. Çantayı gidiyordum, bırakıyordum. Bıraktığım gibi çıkıyordum okuldan arkadaşlarla PlayStation'a. Hani vizyona bakar mısın? PlayStation'a gidiyorsun. Lan bari başka bir şey yap yani. Neden PlayStation'a gidiyorsun? 9. sınıfta böyle bir hayatım vardı. İşte devamsızlığım aşılıyor. Bir şekilde hallediyorum. Hocalarla konuşuyorum. Babamlar konuşuyor falan filan. Babamları çok yıprattım o zamanlar ya. Baba. Yani gerçekten ellerinden öperim. Anne baba. Yani hakkınız ödenmez. Neyse işte yazılılara giriyoruz. Hiç farkında da değilim olayın ya. Hani o zaman okul puanının etkileyeceğini bile bilmiyorum yani, anladınız mı? Acaba sınava mı gitmesem bile düşünürdüm yani. O da ağır olur yani. Eve geldiğinde bir yüzün olsun yani. Sınava girmedim de deme yani. O yüzden sınava giriyordum. Ki babam, annem girme ki bir sınava. Hadi bir girme sınava. Evde evde yemin ederim 2000 liralık masraf çıkar. Televizyonu yeniden almaya kalkarlar. Başlıyorum. Evet. Oo, maşallah maşallah. Sayısal loto gibi. Ben buraya da koyacağım notları, bakarsınız. Beden eğitimi 75 75 ilk dönem. Beden eğitimi git futbol oyna. İki taş koy, topu geçir, gol attım de hocaya 90 100 alıyorsun zaten. 75 nedir? Biyoloji 39 33. Coğrafya 67 50. İyi. İyiye bak. 67,5 iyi. Bu adam tıp okuyor ha. Dil anlatım 46. Ucu ucundan 2'ye tamamlamışız. Din kültürü ve ahlak bilgisi 75. Ya hoca ya. Bir Sübhaneke, bir Ayetel Kürsi oku. Senin 100 zaten ya. 75'i nasıl alabildin? Bak yemin ederim hatırlamıyorum. Fizik. Fizik zaten 44,5. 44,5'tan 2 olmuş. 33,50 almışım. İyi bir yükseliş var orada. İkinci. Bu ne ya? İkinci yabancı dil. Almanca 27,5. Ich bin Alparslanmış. Haydi ne bu? Desen 45 alırsın. Hani o kadar mı çalış? Ya. Ne yaptım ben anlamadım. Kimya, matematik 51-51. Zaten farkındaysanız 5 falan yok. Bebeşi biz o zaman... 2 geliyor diyorum, mutlu oluyorum ya. 2 aldım ya. Geçtim baba. Geçmeye bak ya. Sağlık bilgisi 63. Küçük bir kitabı vardır. Küçük kitabı okusan 80 alırsın. Edebiyat 44-75'ten 2 düşmüş. Tarih 46-67'den 2 düşmüş. Yabancı dil 61-60'tan 2 mi oluyor? 3 oluyor. 3 düşmüş. Vay be. İlk dönem fiyasko. Gelelim ikinci döneme. Beden eğitiminde 90. Bir artışımız var 15 puan. Herhalde 2 yaşı koyup bir gol atabildik. Direkten dönen topu da 10 kırdı herhalde hoca. Anlamadım. Biyoloji 45. 1 olan biyoloji 2 yapmışız. Helal olsun. Ama biyoloji notlarıma bakın. 40-35. Yani hoca sözlü de 60 vermese geçemiyorum. Müthiş. Hocam görün, tıp okuyorum. Tıp kazandım hocam. Coğrafya sözlüyle 2 olmuş. 40-35. Hani diyorsunuz ya abi, lisede nasıl çalıştın? 9-10'da çalıştın mı falan. Baya güzel çalışmışım. Dil anlatımım 62. 3'e çekmişim. 46'dan 2'den 3'e. Büyük bir başarı. Din kültürü ve ahlak bilgisi 73,25. Fizik ilk notum 25. Erzurum. Dadaş. Fatih. 49-75 düşmüş. Geometri 25. Şaşmaz. 25 benim için çok alışıldık bir not. 25 aldım mı? Of 25 aldım ya falan demiyordum ya. İyi ya, 25 aldık yani. Ben anladım, 10 alma ihtimalim de var. Kağıtlar 10'luk kağıt bile değildi ya. Bir kere bir soru yaptım ya. Bir soru 5 puanlı, bir soru yaptım 25 aldım. Görsel sanatlar 80. İyi. Görsel sanatlar, resim falan çizemem. Hiçbir yeteneğim yoktur. Bir kere küçüktüm. 5. sınıf, 4. sınıf falan. İşte sınıfa dedi ki hoca, resim çizeceksiniz. Ne? Gemi. Başladım. Deniz çizdim. Hatırlıyorum. Hoca dedi, oğlum bu ne dedi? Dedim hocam deniz. Ben sana
tane gemi çizeceksin dedim dedi. Dedim hocam gemi batmış dedim. Şu an denizin dibinde dedim. Çok mu zekiyim, aptal mıyım? Bunu daha çözemedik. İkinci yabancı dil normalde bir düşecek. Hoca yine sözlülerle 45.5'a tamamlamış. Hocam Almanca hala bilmiyorum. Sorry. Tarih ilk notum 18. Be adam, be çocuk. Okumana gerek yok, 18 almazsın. Tarihini biliyorsun yani, anladın mı? Hani şu an hiçbir şey bilmeyen birisini getir 18 almaz. Osmanlı, Türkiye bizim tarihimiz yani, anladın mı? Edebiyat. Oo, gel gel gel. Edebiyat. 30. İkinci not 18. 30, 18 nasıl alabildin ya? Kopya çek lan. 4 soru çekersin ya. Kopya çeksen 4 soru zaten 20 alıyorsun. 10 da kendin yapsan 30 alıyorsun. Ama bak orada 3. sınavda 72'yi gömmüşüm. Ya bir şey diyeyim mi? Samimi konuşayım. 30-18 alan bir çocuğun 3. notu 72 olursa sözlüğe 60 verilmez ya. Hani 30-18 zaten o 72'ye çıkarmış, demek ki çalışmış. Ben buna en az 75 sözlüğü veririm. Bu benim üniversite sınavımı etkiliyor yani. Neyse. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ruhi Çenet oldu mu? 9. sınıfım tam bir fiyaskoydu. Sıkıntılar çekmiştim 9. sınıf. O yüzden geçiş yaptım ben. Tabii ben başka okula geçtim. Çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? Çalışmam sadece 1 ay sürdü. Gelin notlarıma bakalım. Belalım. İkinci yabancı değil. Belalım. Belalım. 48-45. Almanca'da bir gelişme var. Artık 3 cümle arka arkaya kurabiliyorsun. Ortalaman artık 2'lerde. Bizim için 4 falan hayaldi. Bizim o arkadaş ortamında hayaldi yani, anladınız mı? 4, biri 4 almış lan oğlum. Bakın fark ediyorsanız artık sınavlar okunuyor sınıfta. İşte 90, 90, 80. 75. 75 ama ooo niye 75 aldım? Nereden kaçırdım hocam falan? Kağıdımı inceleyebilir miyim? Biz alıyoruz 50-55. Hocam çok teşekkür ederiz falan. Tarihte bir gelişme var. Tabii ilk dönem. Tarihi parçalamışım. Buradaki notlarım iyi yani. Din kültürü ve ahlak bilgisi 100 gelen var mı arkadaşlar lisede? Ya bir şunu yazın Allah aşkına. Nasıl 80 alıyorum ben ya? Ben hatırlamıyorum ya. Keşke hatırlasam. Notlarım bu şekilde. 10. sınıfta da. Hani ben çok çalışkandım. Parçalıyordum falan. Yok. Öyle bir şey yok. İğrenç bir öğrenciydim dediğim gibi. İkinci dönem başka. Şöyle gözüm çarpan ikinci yabancı dil yine 45-55, şaşmaz. Yok yani Almanca yok. La Buden, Jose Saramago. Fransızca isteseler okey. Almanca yok. Berlin. Matematik yine 3, 4, artık 4'lere çıktım yavaş yavaş ikinci dönemde de fark ediyorsanız. Şöyle bir şey var. Türk edebiyatı notlarıma bakın. 49, 37, 58. Ve hukuk puanım tıptan daha iyiydi benim. Hani lisedeki çalıştığınız şeyler yazılıyla sınav çok farklı. Onu kesinlikle söyleyeyim. 11. sınıfa geçtim. Artık notlarım iyi çünkü artık derslere de hafif hafif başladım. Yani yazılı çalışıyordum ama hani sınav sistemine göre çalışmıyordum. Beden eğitimi MÜS, Mehmet Ayı hocam. O günleri o kadar özlüyorum ki turnuvalara falan giderdik. Ama artık çalışıyorum farkındaysanız. Bakın notlara. Edebiyatıma bakın. 79, 73, 90 yani. Size diyorum 11. sınıf kilit nokta yani. 9-10 bomboş geçti. Ne yapayım artık, lise bitti falan yok. 11'de otur çalış. Matematiğim iyi, geometrim iyi sayılır. Fizik her zamanki gibi kötü. 40, 65, 50 mutluyuz. Diyorum artık fizikte dursun öyle yani. Hepsini bir anda düzeltemem. Biyoloji 90, 100. Bu arada biyoloji Veysel hocama daha dün görüştüm. Bana o kadar çok şey katan bir hocam ki. Bir biyoloji öğretti. 13 soruydu YGS'de bizde. 13'te 12. Bir boş. LYS'de girdim. 30'da 24 mu ne yaptım? Dedim ben kaçar. Tıp beni bekler, bay bay. Geçtik 12. sınıfa. 12. sınıfta 96'da dersim yok. 90'da edebiyat. Edebiyatta yapamıyordum. Yazılıda yapamıyordum. Sınavda yaptım. Yani moralinizi bozmayın. Yazınız kötüyse şu dersim kötü, bu dersim kötü. Sınava hazırlanın, sınavda halledeceksiniz. Emin olun. Hani hocalar da yardımcı oluyordu. Bu Anadolu liselerinde de, fen liselerinde de, özel liselerde de böyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Yorumda belirtebilirsiniz. Bedenim ilk dönem 95 düşmüş. Hocam Mehmet hocam ben takımdaydım. Neden 95 veriyorsunuz ya? İkinci dönemde de en düşük notum 90. Ortalama olarak o da edebiyat. Ben şunu anlamadım. 95, 90, 90 almışım. Hoca 80 vermiş. Hocam neden böyle bir şey yaptınız anlamadım. Hocamı da çok severim. Şimdi hiç de sorgulamadım. Şu an açınca fark ettim. Zaten yani not ortalamamız YGS, LYS'yi etkiliyordu ortalamamız ama anlamadım. Canı sağ olsun hocamın, bir kabahatim vardır. Ben böyle arkadaşlar, benim 9. sınıfım 8 tane 1 vardı ve onları kurtarmakla geçti. İğrenç bir öğrenci profili. Size bunu neden anlattım? Bu videoyu neden çektim? Yani kesinlikle yazılılar, okullar hani önemli değil. Gerçekten önemli değil. Sonra ne yaptığınız önemli. İçinde bulunduğunuz durumda size gülen, sizle alay eden, sizden hiçbir olmaz diyen, hiçbir şey beceremezsiniz diyen o insan topluluğu var her zaman. O insan topluluğunu utandırdığınız zaman da aa canım ya tebrik ederim falan. Canım, duyamadım canım diyorsunuz. Bu yüzden çalışın. Dibi görmeden tepeye çıkamıyorsunuz. Ben o dipten geldim. Yani şu an tepedeyim demiyorum. Zaten hiçbir zaman bunu iddia etmem. Ama o dibi görmüş birisi olarak size söyleyeyim. Yani hiçbir şey için geç değil. Hedeflerinize göre çalışın. Zevkli bir video olduğunu düşünüyorum. 18'lerin, 39'ların, 30'ların, 25'lerin, dadaşların, 44'lerin, Malatyaların her şeyin havada uçuştuğu bir video oldu. Bu tarz eğlence videoları da devam edecek. YKS içeriklerimiz de devam edecek. YKS'yi azaltmayacağız ama eğlenceli videolar da çekeceğiz. Zaten
zaten artık beğenin, yorum yazın diye bir şeyler söylemiyorum. Yani yazarsınız artık. Yani böyle sizden mutfaktan like getirin demiyorum. Aşağı ineceksin, direkt beğeneceksin. Yorum, o Alparslan, Alparslan abi. Ne varsa nokta dahi olsa yazın. Bizi bir patlatın ya. Patlatın artık ya. Yani YouTube'da da şöyle olalım anın. Dibi gördük. 2000 abonemiz vardı. 1000 abonemiz vardı. Çıkamıyorduk. Ya ben 2 hafta abone sayımızın artmadığını hatırlıyorum ya Fatih'te. Bir kişi mi gelmez be? Bir keşfetten görün gelin. Şimdi bir yükselişteyiz sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Ailemize hala katılmadıysanız şuradan abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.